efendim. Çok sağ olun. Muhteşem üstü beraber. Vallahi kaleli mevleri diyorlar zaten. Cipsin değil mi? Evet. Şu arkadaki arabanın... Vallahi acısını çıkarıyoruz. Yani geldiğimizde zaten planlar yapmıştık. Böyle barbeküden geliyoruz. Acun abi de çok güzel bir barbekü yaptı. Gayet eğlenmeli. Güzel yemek gidiyor. Aynen. Hem özlem gidiyor. Açlığı şeyini aynen öyle. Burada da çıkarıyoruz. Aynen öyle. Ama özlemişiz bayağı yani. Evet, özlemişiz. Survivor hayatımızdan bahsedelim kısaca. Hepimiz beraber çok orada yaşadıklarımız. Vallahi ama yani... Ama kişi olarak güzeldi. Evet, yani. Herhalde galiba Aşkım'la veya da Sercan'ı orada tanımsaydım daha da zor geçirildi benim için. Benim öyle için söyleyeyim. Ama çok mutluyum orada onları tanıdığım için. Hani onlar bana çok yardımcı oldular. Ve iyi ki onlar orada olmuş. Yani ben de söylüyorum yani ikisiyle gerçekten de orada ikisi olmasaydı gerçekten zor geçerdi. Gayet de keyifli geçti. Güzel bir hikaye yaptık orada. Evet. Aynen gerçekten öyle. Hepiniz birer bir hikaye bıraktınız. Hepiniz birer bir hikaye bıraktınız. En son olayda şu güzel üçlüden siz kaldınız. Hatta siz ünlülerin intikamını aldığınızı düşündüler. Bununla ilgili bir tabii açıklama. Vallahi yani ben aslında onlar adına savaştım orada. Hem öyle hem kendim için savaştım. Sonuna kadar gittim. Güzeldi yani benim için zordu ama ben o mücadeleyi sevdiğim için gerçekten de hem onları temsilen orada mücadele ettim. Bunun gururunu yaşadım. Sporcu geçmişiniz var. Bu da Survivor hayatınızda ne kadar etki oldu? Yani benim dönüm noktam Survivor, öyle söyleyeyim. Yani bundan sonraki yaşamı kesin etkiler. Hem farkındalık olarak hem de düşünce olarak hem düşünce yapısıyla bence kesinlikle çok güzel bir bana şeyler kattığını söyleyebilirim. Türkiye'nin gururu olarak bir siz, bir de futbolcu olarak siz varsınız. Beraber maç oynadınız, maçlar yaptınız Acun Bey'le. O anı bize bir anlatır mısınız? Valla Aycan anlatsın. Şöyle söyleyeyim, yani Acun Bey'e karşı oynamak bir heyecan veriyordu tabii ki de. Hani özellikle benim için daha heyecanlıydı. Çünkü tek kız olarak sahadaydım. Ama kendimi sonradan futbola, yani topa odaklandığım için yani öyle kapladım ki hatta bir ara bir pozisyonda Acun abiye bir hani bir hamle yaptım. Ondan sonra ben ama biraz bir kendimi kötü ondan hissettim. Ondan sonra futbol hayatı bitti. Sonra hayatım bitti yani. Sonra hem sözler hayatım hem futbol hayatım bitti diyebilirim. Yok ya, gerçekten eğlenceliydi. Gerçekten de hani çok güzel geçti. Hani çok mutluyum gerçekten. Ya şöyle şansımız vardı. Koronadan dolayı bütün ligler iptal oldu. Bir tek biz maç yapabildik orada. Canlı olarak da insanları izleyebildik. Bir de ayak tenisimiz de devam edecek inşallah. İnşallah. Ayak evet tenisinde de böyle bayağı gideceğiz. Size yeniden sağlık. Çünkü neden Acun Bey de söyledi. Öyle bir sağlıklı beslenmeniz daha öncelerinde. Şimdi Survivor'da da aynı şekilde kondisyonunuz yerinde. Yeniden sahada sizi görebilir miyiz? Olabilir. Yani Acun abiyle o konuyla konuşuyoruz. Hatta bir takım satın aldı o da. Fortuna Sittard'da. Yani projeler olabilir. Yani ben her zaman söylüyorum. Yani hayatım akışında olduğu için ya devam edebilirim, etmeyebilirim de. Yani bu daha şu an sadece tatilime odaklandım. Tatil yapıp kafamı dinleyip ondan sonra karar vereceğim. Sizin Ali Koç Bey'in sizle ilgilendiğini ben, söyledi. Ben hala hiç görüşemediniz mi? Yani daha mesaj gelmedi ama ben de hala sürprizlerle bekliyorum. Bekliyorum. Evet. Bir son olarak da Sercan Bey. Konuşuldu, yazıldı, çizildi. Bazen de biliyorsunuz televizyonda yanlış anlaşılıyor. Nisa ile olan muhabbeti. Yani çok şey olarak çünkü Gizem Hanım'ın orada hatalı olduğunu, siz Barış'a gönül koydunuz, aynen, kavga oldu. Onunla ben ilgili şöyle çok detaylı bir açıklama. Aynen öyle. Ben şöyle söyleyeyim. Yani ben orada da gerekli açıklamaları yaptım. Çok tatlı atışmalarımız oldu. Herkes oldu. Olayı tamamıyla kapatmaktan yanayım. Onun da ailesi var sonuçta, hani etkilendiler. Evet. O yüzden de tamamıyla konuyu kapattık. Hani ne oldu, ne etti? Gerçekten de orada kaldı her şey. Öyle söyleyeyim. Son olarak bitiyor. Hep bütün arkadaşlarla iyi geçindiniz. Ara sıra dediğiniz gibi tatlı atışmalar oldu. Ama var mı normal hayatınızda hiç görüşmeyeceğimiz bir arkadaşınız? Yok. Yani buraya gelene kadar vardı ama şu anda yok. Yani. Evet. Ama tabii ne kadar görüşürüz o da ayrı. Yani herkese ama hiç kimseye karşı ne darıldığım ne de küslüğüm yok. Yani bende de yok. Yani gerçekten orada farklı düşünüyordum. Yani döndüğümde diyordum ki kesinlikle görüşmem diyordum. Ama burada yani hem psikolojik değişik olduğu için yani herkese selamlaşırım. Herkesle aynı masaya otururum. Tabii canım. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Teşekkür ederim.